Merhaba Arveli Plus takipçileri. Yeni bir operatör sohbetleri videosunda sizlerle beraberiz. Yanımızda Cem Kıvırcık var. Cem abi bizim aynı zamanda yayın danışmanımız ve benim uzun yıllardır tanıdığım bir gazeteci. Ta PCNet zamanında beni işe alan adamdır aslında kendisi. Sektöre kazandırdı. Daha sonra biz PCNet'ten İstanbul Life, sonra Hardware Plus falan gibi süreçler yaşadık. Cem abimizin bir sıkıntısı var. Kendisine gelen bir mesajla başlayan bir süreç var. Onu bize anlatmak istiyor. Hoş geldin Cem abi. Hoş bulduk. Hani gazetecilerin en büyük korkusu habere giderken haber olmaktır. Ben de işte bugün operatör sohbetlerinin konuğu oldum. Hoş geldin. Derdimi anlatmak istiyorum. Lütfen bekleriz. Hoş bulduk. Belki senin derdin birçok insanın derdi olabilir çünkü. Eminim. Zaten benim buraya gelmemdeki en önemli neden bazı bu durumda mağdur olan kimseler ne yazık ki ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ortada bir hukuksuzluk var. Bu hukuksuzluğun altını çizmek ve bir şekilde de bu insanlara da yardımcı olmak için buradayım. Yani kendi derdim çözülür çözülmez o kadar önemli değil ama aynı dertten muzdarip insanların biraz bilgi sahibi olması için buradayım. Çok güzel çünkü zaten bizim amacımız da o. Hani problemler büyümeden ses getirelim. Okuyucularımız, takipçilerimiz desin ki ya evet benim de böyle bir sorunum var. Ve bu sesi hakikaten bize servis sağlayan operatörlerimize duyuralım derdindeyiz. Evet. İyi ki geldin, ayağına sağlık. Yani inşallah operatörler de bunları izliyorlar ve bu konuda gerekli önlemleri alıyorlardır. Amin inşallah. Başlayalım. Şimdi geçenlerde benim telefonuma bir SMS mesajı geldi. SMS mesajını hemen size okuyorum. Eşim... Senin telefonuna mı geldi? Benim telefonuma eşimle ilgili Turkcell fatura ve cihaz borcunuz için işte ödeme yapılmaması durumunda şu olacaktır, bu olacaktır. Bir sürü tehdit işte ödemeniz gün içinde yapmanız gerekmektedir diye. Üzerinde de Karat Hukuk yazıyor. Bakın yani Karat Hukuk bir telefon numarası var. O telefon numarasını birazdan arayacağız. Şimdi anlayamadığım şey şu. Benim eşimin borcuyla ilgili olan bir bilgi neden benim telefonuma geliyor? Hat senin üzerine mi? Hat benim üzerime. Artı çok Eşinin hattı senin üzerine mi? Hayır değil. Eşimin hattı eşimin üzerine. Allah Allah. Çok daha enteresan tarafı. Şimdi Turkcell borcuyla ilgili bir konu bu. Benim Turkcell hattım da var. Vodafone hattım da var. Fakat Turkcell ile ilgili olan şey... Turkcell hattıma değil de Vodafone hattıma geliyor. Yani burada aslında Vodafone'da bu hukuk bürosuyla benim telefonumu paylaşmış oluyor. Ya da bir şekilde bu adamlar benim Vodafone hattı telefonumu nereden bulmuşlar onu da merak ediyorum. Şimdi buradaki sorunun şu. Türkiye'de biliyorsun bir kişisel verileri koruma kanunu tabii var. Ki. Dolayısıyla sizinle ilgili özel bilgiler başkalarıyla paylaşılıyor. Bu eşiniz de olabilir, herhangi bir akrabanız da olabilir, ağanız da olabilir, babanız da olabilir. Dolayısıyla eşinle ilgili bir borcun, bir ödeme şeyinin benim telefonuma gelmesi kişisel verileri koruma kanununa muhalefet teşkil ediyor. Şimdi bunu bir hukuk bürosu yapması çok daha enteresan. Çok garip. Borç eşinin. Evet. Eşinin üstüne kendi kullandığı bir hat var. Ya o da şöyle, onu da anlatayım. O da çok basit. Eşimin de iki hattı var. Bu kullanmadığı bir Turkcell hattı. Yani unutmuş. Çok da böyle cüz'i yani şey paraları vardır ya böyle. 30-40 liralık 30-40 bir rakam. Liralık bir rakam. Ha, onu unutmuş. 30-40 lira. Çünkü iki tane hattı var. Onunla ilgili bir ödemeyi unutmuş. Onunla ilgili bana böyle bir şey geliyor. Karataş eşinin borcuyla ilgili sana mesaj geliyor. Bana mesaj geliyor. Fakat borç eşinin ve eşinin üzerine olan hat. Evet. O hatla ilgili sana mesaj geliyor. Evet. Ben böyle şimdi... bir şey büyük hukuksuzluk abi yani. Yani ben bu konuda hukukçu arkadaşlarımla konuştum. Şimdi altını çizerek söylüyorum. Bu hukuk bürosu var mıdır yok mudur bilmiyorum. Çünkü burada bir telefon numarası var sadece o. Henüz aramadım, arayacağım. Sizle birlikte arayacağız. İkincisi, bu hukuk bürosu varsa Turkcell için çalışıyor mu çalışmıyor mu onu da bilmiyorum. Yani o da antiparantez bilmediğim bir konu. Fakat bir gerçek var ki yapılan bu iş hukuksuz bir iş. Anladım. Peki lütfen arar mısın? Hoparlörü de al ki hep beraber duyalım. Ben telefon numarasını da paylaşabilirim buradan. 0216 228 1399 arıyoruz. Buyurun, hoparlörü de aldık. Bakalım karşımıza biri çıkacak. Karataş Hukuk Bürosu'na hoş geldiniz. Karataş Hukuk Bürosu. Hizmet kalitesinin takibi, taleplerinizin ve şirketimiz yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla kaydedilecektir. Biz de kaydediyoruz. Evet. Bağlanmak için lütfen bekleyin.
Bakalım, bakalım karşımıza ne çıkacak. Çok enteresan. Alo. İyi günler. İyi günler beyefendi. Gürkan Bey, nasıl yardımcı olabilirim? Gürkan Bey, iyi günler efendim. Benim telefonuma bir mesaj gelmiş borçla ilgili. Siz Turkcell için mi çalışıyorsunuz efendim? Evet, TC kimlik numaranızı paylaşabilir misiniz? Turkcell ile alakalı arama sağlandı. Ben TC kimlik numaramı size paylaşamam. Bu kişisel verileri koruma kanununa aykırıdır beyefendi Gürkan Bey. Ayrıca benim telefonuma yollamış olduğunuz mesaj benim borcumla alakalı değil, eşimle alakalı. Siz avukat mısınız Gürkan Bey? Hukuk bürosundan aranıyorsunuz. Tamam, siz avukat mısınız? Yani hukuk bilgisini... Siz müşteri temsilcisisiniz. Evet. Peki orada bir görevli hukuktan anlayan biri var mı acaba Gürkan Bey? Bizimle görüşmeniz gerekiyor. Peki Gürkan Bey, şu anda problem şu. Sizin yollamış olduğunuz mesaj Türkiye'deki kişisel verileri koruma kanununa muhalefet oluşturuyor. Siz bir hukuk firması olarak hukuksuzluk yapıyorsunuz. Acaba bunun farkında mısınız? Bunu biliyor musunuz? Ben bunu öğrenmek istiyorum Gürkan Bey. Eşinizin adına size mesaj geliyor, doğru mu? Evet, doğrudur beyefendi. Tamam, eşiniz sizin telefon numaranızı irtibat numarası olarak bırakmış olabilir. Hayır, öyle bir şey mümkün olamaz. Öyle bir şey mümkün olamaz. Size ait olup olmadığını biz bilemeyiz. Sistem tarafından otomatik arama sağlanıyor. Ben sizin telefon numaranızı yanlış irtibat numarası olarak not düşüyorum. Tarafınıza bir daha arama etme sağlanılmaz. Peki orada bu konuyla ilgili bir süpervizör var mı bu konuyu görüşebileceğim? Hukukla ilgili konuyu görüşebileceğim. Karataş Hukuk Bürosu. Yeriniz nerede acaba Gürkan Bey? Yani ben İstanbul Barosu'na sorgulatabilirsiniz. İstanbul Barosu'na dahilsiniz yani. Çok teşekkür ediyorum. Ama Turkcell için çalışıyorsunuz değil mi? Bu konuda şeysiniz yani. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Gürkan Bey. İyi günler diliyorum. Evet. Arkadaşlar Turkcell için çalıştıklarını söylediler. Karşımdaki bir hukukçu değil. İhtimal var mı eşinin senin telefonunu irtibat numarası olarak vermek ihtimali? Hayır, öyle bir şey mümkün değil yani. Öyle bir şey mümkün olamaz. Yani artı farkındaysanız benim vatandaşlık numaramı istiyor telefonda. Bu da aslında başka bir suç. Bakacak oradan dosyaya da. Ama isteyemez. Yani böyle bir yetkisi yok yani vatandaşlık numarası istemesi. Adını soyadını söylesen oradan da bakabilir aslında. Yani vatandaşlık numarası ise şimdi... Peki bunu Turkcell'e bir sorsak? Buradan da o zaman Turkcell'i arayalım. Bakalım Turkcell'dekiler ne diyecekler. Turkcell Platinum Black. Ayrıcalıklar dünyasına hoş geldiniz. For English, press number 7. Fatura işlemleriniz için 1'i, paketinizden kalan bilgileri öğrenmek için 2'i, cihaz ayarlarınız ve cihaz kampanyası... Fatura işlemleri diyelim. Fatura tutarınız için 1'i, fatura ödemesi için 2'i, güncel tutarınız için... Fatura kontrol için 5'i, fatura kesim tarihi için 6'yı, SMS fatura için 7'yi tuşlayınız. Bilgileri tekrar dinlemek için yıldızı, ana menüye dönmek için 9'u, müşteri temsilcisine bağlanmak için 0'ı tuşlayın. 0'ı tuşladık, müşteri temsilcisine. Müşteri temsilcisiyle yapacağınız görüşme, hizmet kalitesi... Bakalım ne diyecek, çok merak ediyorum. Evet. Hukuk bürosu onlara hizmet veriyor mu? Önce onu soralım. Bence onu merak ediyorum zaten. Süreci de anlat istersen kısaca, belki başka bir çözüm önerebilir. Gülden Hanım merhabalar, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sorduğunuz daha iyi oldu. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Gülden Hanım, şöyle bir durum söz konusu. Karataş Hukuk Bürosu olduğunu iddia eden bir firmadan bana bir SMS mesajı geldi. Acaba bu hukuk bürosu Turkcell'de çalışıyor mu? Bu konuda bir bilginiz var mı acaba? Bakmam gerekiyor. Şimdi birçok hukuk bürosuyla anlaşmamız var. Bulunduğunuz şehre göre farklı hukuk bürosuyla görüşülüyor. İstanbul'da. Şimdi şöyle bir şey Gülden Hanım, benim borcumla alakalı bir durum söz konusu değil. Zaten sorun burada. Benim eşimin üzerine olan bir Turkcell hattı ile ilgili bana mesaj atılıyor. Böyle bir hukuk bürosu Turkcell ile ilişkili mi değil mi öğrenmek istiyorum sadece Gülden Hanım. Yani böyle bir hukuk bürosuyla ilişkimiz olup olmadığını ben maalesef hani model olarak hukuk bürosunu bilemiyorum. İsterseniz ben size bu konuyla alakalı yetkili bir birimi aktarayım. Tamam. Hukuk bürosuyla alakalı daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Aktarabilirsiniz sevinirim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hatta ayrılmayın lütfen. Hoşçakalın. Kız bilmiyor, yönlendiriyor. Doğru.
olan bir süreç yani. Evet, görevini yapıyor gördüğün gibi. Böyle bir hakkı yok. Peki bunu hiç internette araştırdın mı hukuk bürosunu? Neler var? Çok enteresan. Karataş Hukuk Bürosu diye hemen şurada yazabilirsin. Yani sayfalar bitmiyor. O kadar fazla şikayet var ki. Yani borçlu diye masa komşusuna mı şey yapan... borcu olmadığı halde mesaj mı atılmamış, tehdit mi edilmemiş, yani şikayet var diye bir site var biliyorsun. Oraya girdiğin zaman Karataş Hukuk Bürosu inanılmaz sabıkalı. Allah İnanılmaz Allah. Sabıkalı yani. Allah Allah. Allah Allah. Neyse bu uzun sürecek gibi geliyor bana. Şimdi işin enteresan tarafı, farkındaysan bir hukuk bürosunu arıyoruz. Karşımıza çıkan kişi müşteri temsilcisi. Yani hukukla ilgisi olan biri değil. Yani bu nasıl bir hizmettir? Ben bunu anlayamıyorum açıkçası. Yani biri bana anlatsın. Abi ilk sırada şikayetver.com'da link çıkıyor. Türksel şikayetleri. Zaten karat yazdığın zaman daha şeyi beklemeden tamamlıyor. Yani gördüğün gibi burada yüzlerce şikayet var bu kurumla ilgili. Ya şimdi... Bak, adım olmayan bir fatura için sürekli SMS gönderip icra takibi bilgi veriliyor. Araştırmam sonucu farklı numaralardan ailenin hepsine SMS atılıyor. Bu hukuk bürosu kim? Türksel bunun önüne neden geçip engel olmuyor demişler. Evet. Yani burada bir tane, iki tane, üç tane, beş tane, on tane değil. Yüzlerce şikayet var. Şimdi şunu söylemek istiyorum Hüda. Yani Türksel, yani her şey bir tarafa. Türkiye'nin gerçekten çok önemli bir şirketi. Güzide bir operatör. Yani hakikaten ben herhalde ilk 10 bin aboneden bir tanesiyimdir. Benim eski numaram. Şimdi böyle bir güzide operatörün bir şekilde dolaylı da olsa bu tür bir hukuksuzluğa alet ediliyor olması bence hiç hoş değil Türksel adına. Ben de katılıyorum. Yani, Türksel'in bu konuda ciddi önlem alması gerekiyor. Yani gerçekten çok fazla şikayet olduğunu da görüyoruz. Cem abinin yaşadığı durumu demek ki birçok insan yaşıyor. Videonun başında da söylediğimiz gibi. Bence müdahale şart. Yani bu zaten kesin. Biraz filmi kameradan nasıl yardımcı olabilirim? Kameranım iyi günler, nasılsınız? İyi günler, iyiyiz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Kameranım şöyle bir durum oldu. Karataş Hukuk Bürosu olduğunu iddia eden bir firma bana SMS mesaj yolladı. Eşimin Türksel'le ilgili borcuyla ilgili. Acaba siz Karataş Hukuk Bürosu diye bir firmayla çalışıyor musunuz? Eşim yanımda değil de, şimdi ben size şöyle bir şey söylemek istiyorum Kamer Hanım. Biliyorsunuz Türkiye'de Kişisel Verileri Koruma Kanunu diye bir kanun var. Dolayısıyla eşimin borcuyla alakalı bana SMS atılması bir hukuksuzluk. Burada bir hukuk firması suç işliyor ve bunu Türksel'in adına yapıyor. Siz bunun farkında mısınız acaba Kamer Hanım? Şimdi öyle bir şey olabilir mi? Şimdi kameranım, yani Türkiye kanunlarla yönetilen bir devlet. Hepiniz, şimdi siz tabii ki alacağınızı takip etmek durumundasınız. Bununla ilgili kanunlar belli. Borçlar kanunu var. Diğer kanunlar var. Şimdi bu bir hukuksuzluk. Bunu ben avukatımla görüştüm. Yani Türksel'in de çok önemli bir Türkiye'de operatör olarak buna alet olmasına çok üzüldüm. Lütfen kendi hukuk biliminizi bu konuda uyarabilir misiniz? Yani bu şirket sizin adınıza nasıl böyle şey? Siz Karataş Hukuk Bürosu'nun internette bir araştırdınız mı Kamer Hanım? Neler yaptığıyla ilgili? Yani şimdi bununla ilgili yok, hak veriyorum size ama hani burası fatura ödeme birimi. Ben bununla ilgili bir talep hani alıp bunun üzerine... Yani benim şikayetimi en azından Kamer Hanım... Hukuk servisinize iletebilir misiniz? Çünkü bakın, burada bir suç işleniyor Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı olarak. Bu suç bir hukuk firması tarafından işleniyor ve Türksel gibi önemli bir kurumda bir şekilde bu suçun parçası oluyor. Ben de bir vatandaş ve eski bir Türksel abonesi olarak
sizleri uyarmak istiyorum. Bu konuyu kale alırsanız çok sevinirim Kamer Hanım. Tabii efendim, bununla ilgili ben gerekli yerleri bir türünde bulmayacağım. Ama hani siz de aile açıdan bununla ilgili bir şikayet, talep, bir isteğiniz varsa hani müşteri hizmetleri de bir görüşmeniz gibi daha sağlıklı olur. Ben gereken yerleri tabii ki bir yani siz, size bu konuda bilgi verdim. Siz iletebilirsiniz, çok sevinirim. Ben zaten şikayetimi daha farklı mercilerde de ileteceğim Kamer Hanım. Çok teşekkür ediyorum ilginiz için. İyi günler diliyorum. Evet, buradan da gördüğümüz gibi ne yazık ki Turkcell ve Karataş Hukuk Bürosu arasında organik bir bağ var. Evet. Şimdi Turkcell'in bu hukuk bürosunun yaptığı bu işlemlerle ilgili ne kadar bilgi sahibi olduğunu bilmiyorum. Ama buradan biz yayıncıyız. Yayınlarda söylediğimiz her şey ihbar niteliğindedir. Tabii, bakın kesinlikle. Buradan hani Cumhurbaşkanımız zaman zaman çok önemli sözler söylüyor. Bunlardan bir tanesini de çok seviyorum. Türkiye kabile devleti değildir. Değildir tabii. Kanunlarla yönetilir diyor. Eğer Türkiye'de kişisel verileri koruma kanunu diye bir kanun çıkartılmışsa bunun bir şekilde uygulanması gerekiyor. Aynen, dolayısıyla buradan CİMER başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ki özellikle Sayın Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan daha önce de BTK'yı da yönetiyordu. Evet. Bu konuda son derece bilgilidir. Regülasyon konusunda. Eğer bu konuyla ne kadar ilgililer bilmiyorum. BTK Başkanı Sayın Ömer Abdullah Karagözoğlu. Bu konuyla aslında doğrudan ilgili olması gereken, biliyorsun Türkiye'de kişisel verileri koruma kurumu var. Evet. Profesör Doktor Faruk Bilir. Kendisine de ben buradan bilgilendiriyorum. Bu kurumlar niye varlar? Görevlerini yapsınlar. Turkcell alacağını tahsil mi edecek? Haklıdır. Anasının hak sütü gibi eder. Ama bunu kanunlar çerçevesinde yapması gerekiyor. Burada aslında çok ayrı bir şey söylemek istiyorum Yıldıray'cığım, müsaade edersen. Tabii ki. Ben bir kişiyi buradan ayrı tutmak istiyorum. Sevgili Turkcell'in CEO'su Murat Erkan. Daha ben yeni göreve geldi zaten. Yeni göreve geldi ama ben Murat Bey'i çok eskiden beri tanıyorum. Turkcell öncesi zamandan tanıyorum. Yani şirket saygı duyduğum bir şirket ama Murat Erkan çok özel bir insan. Çok inandığım, çok güvendiğim. Bu bilişim sektöründe, içinde bulunduğumuz teknoloji sektöründe adam gibi adam diyebileceğimiz adamlar. Ben eminim Murat Bey bu konuyu duyduğu zaman kendisi doğrudan talimat verecek, bu problemi çözecektir. Yani buradaki bütün beklentim o. İnşallah. Buradaki en nahoş durum bir adamın borcu olabilir. Unutabilir, atlayabilir. Yani Türkiye'de yaşıyoruz şimdi yani. Kimin borcu yok ki? Bana söyle. Bu çok normal. Türkiye'nin borcu var zaten dünyaya. Yani birinin borcu olması anormal bir durum değil. Ufak bir faturayı da atlamış da olabilir. Bu da sorun değil. Elbette. Bununla ilgili eşine ya da kadının eşine fark etmez. Yani senin yaşadığın... Komşulara, akrabalara. Hadi gel. Şimdi ben hani şöyle... Telefonla aranması... Veya mesaj atılması, bunlar hakikaten hiç hoş ya şeyler şöyle değil. Şöyle söyleyeyim, hadi ben hani bir tatsızlık yaşadık eşimle, ya bu borç nedir falan filan dedim. Ama ben hani çok daha psikopat biri olabilirdim. Tabii canım, evet. Çok daha farklı sonuçları olabilirdi. Borcu çok büyütüp neler yapabilecek adamlar yuva var. Yuva yıkar bu ya. Tabii çok tehlikeli. Yuva yıkar, çok tabii. Tehlikeli bir iş. Yani senin ne hakkın var abi benim borcumla ilgili başkasına haber vermeye, şey yapmaya? Kesinlikle katılıyorum Cemal. Ki benim eşimin öbür telefonu da var. Yani iki tane Turkcell hattı var. Yani ulaşılmayacak bir insan da değil. Umarım bu videoyu Karataş Hukuk Bürosu'ndan birileri de izler. Ya gerçekten. İnşallah. Yani bu konuda bir şeyler olur. Bu yaptığınız iş şu anda Türkiye'de kişisel verileri koruma kanununa aykırı bir iştir arkadaşlar. Acilen bu durumdan vazgeçmenizi, vazgeçmiyorsanız da sorumluluklarına sahip olun ve sonucuna katlanın diye söylüyorum yani. Bu videoyu izleyen, bak burada bir sürü mağdur insan var gördüğüm Karataş Hukuk Bürosu'na evet, ilgili. Bu videoyu izleyen, yani. Bu gibi durumla karşı karşıya kalan herkes lütfen bu videonun altına yorumunu yazsın. Ve lütfen bu gibi hukuksuzlukları arkadaşlar bilinçlenelim, pabuç bırakmayalım. Kesinlikle. Var mı başka söyleyeceğim bir şey? Ne diyeyim abi? Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. İyi ki gelmişsin. Bir sonraki operatör sohbetleri videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.